Şimdiye kadar hep organik olsun diyorduk etimizde. Organik. Aslında organik de bir aldatmacaydı. Yani bir piyasa oluşturulmaları gerekiyordu. Organik de insanların kolay kabul edeceği. Yani her organik sanki çok mu sağlıklı? Mesela yaban domuzu çok organiktir. Ya da hijyenik dediklerinde aslında temizlik tanrısına sunulacak kadar temiz. Hangi temizlik tanrısı? Hades'ten taharet orada yok. Natural, doğal. Doğada olmayan bir şey var mı? Organik dediğinizde inorganik çok mu kötü? Mesela su. Su inorganiktir. Su olmazsa hiçbirinin anlamı da kalmaz. Canlar da yaşamazlar. Demek ki organik filan her şeyi açıklamaya yetmiyor. Tamam, üretim teknikleri açısından belli standartların geliştirilmiş olması, fenli gübreler ya da zirai ilaçlardan arındırılmış olması, bunların hepsi tamam da her şey bundan ibaret değil. Şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Evet, temiz et bu defa slogan ve yeni bir et. Aslında et değil, üretilen sentetik yapma bir et. Ama bu et teknik olarak basit bir pastadan ibaret. Bunu bu yeni printerlar gibi özel bir teknikle isterseniz balık eti şeklinde, yoğunluğunda, renginde, tadında, lezzetinde, soslarla ya da bunu yeniden tanımlıyorsunuz. O sadece balık eti meselesi de değil, bu koyun eti, dana eti, keçi eti. Yani siz geyik eti yediniz mi? Hiçbir geyik almayacak ama siz geyik eti istiyorsanız geyik eti tadında, renginde, evet kokusunda, aynı şekilde ya da başka bir eti de isteyebilirsiniz. Bu teknoloji size bunu sunabilecek. Ama orada etten eser yok. Hatta bu probiyotikler, çeşitli hayvanların mide ve bağırsak larından elde edilen ürünler, hatta insan mide ve bağırsaklarından elde edilen ürünler zenginleştirilerek de bu pastalara ayrı bir lezzet ve değer yüklenebilir. Bu aynı zamanda çok ilginç, her yerde her zaman istenilen ölçüde üretilebilecek. Hayvan çiftliklerine gerek yok. Zaten o hayvan çiftliği dedikleriniz, büyükbaş hayvanlar o küsbeleri yiyince çok gaz çıkartıyorlar. Bu gazlar da çevreyi kirletiyor. O yüzden zaten bu felaketler başımıza geliyor. Çok ahırlarda bunları, çok kapalı mekan, fazla mekanlarda tutmak zorundasınız. Bunlara silaj yetiştirmeniz gerekiyor. Bunların açık alanda gezmeleri filan. Hepsi bir maliyet. Bu temiz ette hiçbir şey yok. O zaman büyükbaş hayvan çiftliklerini kapatalım. Niye sadece büyükbaş hayvan çiftliklerini kapatalım ki? Küçükbaş hayvan çiftliklerini de kapatalım. Kümes hayvanları zaten kapatmak gerek. Balıklarda. Bu okyanuslarda eriyen buzullar var ya, o buzulların içinde de kristalleşmiş bilmem kaç yüz bin yıl önceki virüsler, bakteriler var ya, balıklar onları yutunca onlar balık hücreleri içerisinde mutasyona uğruyorlar ve dünyanın daha önce hiç tanımadığı mikroplar bu balıklardan bize geçebilir. Onun için balık filan da yemeyi bırakın siz en iyisi. Ne olacak böyle? Amerika'da şimdi 300'den fazla, Kanada'da öyle temiz et, yani sentetik et restoranı açıldı. Öyle yoksulların falan gideceği bir restoranlar değil. Önce zenginler gitsin, sanatçılar gitsin, tanınmış insanlar gitsin. Harika, ne istiyorsanız tam da öyle. Hatta siz kendinizi tanımlayın. Mesela C vitaminli bir keçi eti nasıl olur? Sonuçta C vitamini katacak ona ya da B vitamini. Neye ihtiyacınız varsa o. Onun içerisinde bir de eğer mRNA yüklerseniz, messenger olarak da cildinizi güzelleştirme komutu verirseniz ya da kafa da bulmak isteyebilirsiniz size. Öyle bir şey de, iyilik de yapalım hadi, ağrı kesici biraz. Biraz heyecan yükleyelim, biraz da mutluluk hormonu. Geyik eti yediniz, çok mutlusunuz artık ama pahalı. Pahalı olsun ki zenginler gelsin, tanınmış insanlar gelsin. Sonra da yaygın üretime geçince fiyatlar çok düştü, herkes yesin. Evet, böyle bir oyunla karşı karşıyayız. Bu oltaya takılan bir yem. Bunu yuttuğunuz zaman
Siz yediğiniz şeye benzeyeceksiniz. Size neyi yediriyorlarsa siz biraz da osunuz. Artık organikten falan söz etmeyecekler. Geniyle oynanmış mahlukların ürünleri de değil bunlar. Bunlar tamamen sentetik. Siz yediğinize benzeyeceğinize göre biraz da siz sentetik olacaksınız. İşte belki Seaborg derler o zaman size. Belki klonoid derler zaten. Böbreğiniz de yeniden. Hatta başka bir hayvandan aktarılabilir. Acilse değilse siz bir klonlama yöntemiyle kendi böbreğinizi kendiniz de üretebilirsiniz. Yeni bir dünya kuruluyor. Her şey değişecek. Eğer onların istedikleri gibi olursa. Ama bazı şeylerin değişmemesi gerekiyor. Bunun için de oynanan oyunun farkına varmamız gerekiyor. Bu Covid'le başlayan süreç, Grid Reset'le devam ederken, tarihte daha önce emsaline rastlamadığımız yeni komplolarla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Onun için dikkat edin lütfen. Yediğinize içtiğinize dikkat edin. Bunlar bir silah olabilir. Bunlar size iyilik adına yutturulan zehirler de olabilir. Allah korusun. Daha akıllı, daha dürüst, daha cesur olmamız gerekiyor. Dürüst ve akıllı insanlar o zalimlerden daha cesur değillerse fazla bir şansları olmayacak. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım?